Artık gözler maçın hakemi Mehmet Malek'te. Mehmet Malek düdüğünü şimdi çaldı ve karşılaşmayı başlattı. Lefke oyuna başladı. Uzun bir top. İzletiyorum. Malta Türk gücü uzun bir top dışarıya gitti. Uğur. Atak gelişebilir mi orada? Bakıyorum. Yine kalkan bayrak var. Conte devam dedi. Maçın hakemi vuruş. Kaleci'de iki kez yardımcı hakemin kalkan bayrağı. Tabii ki oyun sonrasında devam etti. Acele etti Sertan Halkın. Bu pozisyonda Hasan Mükel'in vuruşu. Kaleci Ömer Özerap bu pozisyonu önlemiş oldu. Önemli bir pozisyondu. 3. dakika içerisinde Maus adına kaçtı bu pozisyon. Aziz kimin yerine oyuna girecek az sonra? Erken bir değişiklik çünkü oyunu çözemedi Lefke bugün. Maus Atık Gücü daha oynuyor. Şerman smart paslaşması. Şerman ceza sahasında orta. Kasım vurdu kaleci. Kasım vurdu kaleci. Fikri bu topu çıkardı. Önemli bir pozisyondu. 25. dakikada bu pozisyon. Kaççı Lefke adına ilk önemli pozisyon. Lefke bu dakikada bulmuş oldu. Şimdi Osman kendi götürdü. Ama bu kez topu direkt. Arif Öztürk. Arif'ten Kemal sol kanat. Kemal ileriye bir top. Kasım topla buluştu. Tehlikeli olabilir. Kasım. Kasım vuruşu. Fikri son anda. Önemli bir pozisyon daha gitti. Kasım topla buluştu. Defansın gerisinde. Kaleci de karşı karşıya aşırttı ama kaleci Fikri bu pozisyonda başarılıydı. Topu dışarıya gönderdi. Köşe vuruşuna dönüştü bu pozisyon. Tabii ki Kasım gitti. Fikri'yi de tebrik etti. Hiç kimse yok. Kadir'in kontrol altında top. Kadir ileriye baktı ama maçın hakemi ilk yarının son düdüğünü çalıyor. İlk yarı skoru Malta Türk Gücü 0, Lefke 0. Defans rakipten kurtuldu. Şimdi Osman araya pas. Uğur. Uğur vuruşu dışarı. Topla iyi buluştu Uğur ama vuruşu kötüydü. Top dışarıya gitti. Bu pozisyonda Masa Türk Gücü Uğur'la bu pozisyonu değerlendiremedi. Aferin de Mahir Bey. Arif. Gidin be yardım abi. Hiçbiri gitmez be. Hakeme çarptı bu top. Tekrar Lefke hata oldu. Bu da önemli bir pozisyonla bir Osman. Osman ceza sahasında Osman yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı ortasını gösterdi. Maçın hakemi bu pozisyonda penaltı ortasını gösterdi. Çok sert bir hareketti. Tabii ki pozisyonun oluşumu orta alanda hakeme çarpan top tekrar Lefke atana dönüşmüştü ve bu atak penaltıyla sonuçlandı. Evet, penaltıyı Nurettin kullanacak. Kaleci Mehmet. Evet, bu pozisyonda sarı kart çıkmıştı. Aykut'a penaltı pozisyonunda rakibi Osman'a yaptı, kaptana yaptığı sert hareket. Tabii ki penaltı getirdi ama inanılmaz da sert oynamıştı Aykut. Evet, şimdi penaltı vuruşunu Nurettin kullanacak. Nurettin topun gerisinde. 58. dakika içerisinde Nurettin geldi. Vuruşunu yaptı ve gol. Nurettin geldi. Vuruşunu yaptı ve gol. 58. dakikada gol geldi. Mausa Türk Gücü skoru 1-0'a getirdi. Penaltı atışından Nurettin yararlandı. Arif kapattı. Döndü. Evet. Maçın hakemi Mehmet Malek 90 dakikanın son düdüğünü çaldı. 90 dakikanın skoru Mausa Türk Gücü 1 Lefke 0. Gol penaltıdan Nurettin'den gelmişti. Maçın tek golü vardı penaltıdan geldi. Maçın skoru Mausa Türk Gücü 1 Lefke 0.